Şimdi manken olarak tanınıyorsun da. Oradaki barmen ne içersiniz Nergis Hanım dedi. O ilk şeyi hiç unutamıyorum. Bana Nergis dedi. Nereden tanıyor beni? Şu an mankenlik biraz daha geçiş gibi kullanılıyor. Mankenlik kalmadı ki. Biz full çalışırdık. Şimdi oyuncuları kullanmaya başladılar. Çok zorlandığım yıllardı benim. Zorluklarıyla mücadele etmeyi... Allah beni Erbil'e mi hazırlamış acaba? Evin telefonu çaldı Mehmet'e. Hadi gel bir şey yapalım, çok sıkılıyorum diye. Çıkış o çıkış. Artık evlilik gibi bir isteğim hiç olmadı. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek mi yiyor? Soğudun mu? Özellikle bu sosyal medya fenomeniyle ilgili mesaj attı, atmadı. Saldım çayıra, Mevlam kayıra diye bir laf vardı. Yürüyeceksin ama hiçbir yerini kımıldatamıyorsun. Çok zor. Sonra ama ufak ufak işte parmağını falan, sonra mesajlara başladı derdi. Sevgili seyircilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, haberler.com'a hoş geldiniz. Ben Gökay Kalaycıoğlu. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de haber bahane dolu dizgin devam ediyor. Bu hafta öyle özel bir isim var ki Türk televizyonculuğu, sahne sanatları dendiği zaman en sevilen isimlerden bir tanesi. Sevgili Nergis Kumbasar bu hafta bizlerle. Bakalım hayat hikayesinde hangi bilinmeyenleri bizlere anlatıyor olacak. Canımın içi hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Nasıl keyifler? Vallahi iyi. İyi görünüyorsun. Yoğun. Evet evet. İyiyim çünkü nihayet pandemiden sonra oyunumuz tekrar başladı. Full gidiyor. Tabii bu çok güzel. Çok keyfim yerinde o yüzden. Etekler ve pantolonlar. Evet. Şahane. Nurseli değil mi eşlik Nurseli ediyor? Nurseli'yiz. Bir... Kimya Gökçe Aytaç. Şahane. Mine Artu yazdı. Üç kadın sahnedesiniz yani. Aynen. Aynen. Ana tema olarak ne bu? Erkek kadın ilişkileri vesaire falan mı? Erkek kadın ilişkileri ama şimdi gelenler hep şunu söylüyorlar. Ya biz önceden böyle işte afişe bakıyoruz hani herkes çok güzel falan diyor ama hani üç kadın ne yapıyorlardı bu kadar böyle falan. Çıktıktan sonra ay şahane diye çıkıyorlar. O çok hoş. Üç tane ayrı kadının yani Nurseli bir ev kadını. Ben evliyim ama daha modern. Nurseli'nin beyaz yakalı kız kardeşi. Bu üç kadının bir araya gelip... Ne kadar yalnız ters köşe rollerdesiniz. Aynen. Nurseli ev kadını. Aynen. Nurseli. Aynen. Çok ters köşe. Zor bir karakterdir Nurseli ama iyi anlaşıyorsunuz. Frekansınız. Bir şey söyleyeceğim. Deli deliyi görünce sopasını mı sakladın? Herhalde. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bak bu oyuna kadar biz Nurseli ile sadece merhaba merhabamız vardı. 40 hani yıllık bir de dost gibisiniz. Şeydir ama. Ya ha. Böyle... birisinin adı çıkacağına canı çıksın derler. Bu Nurseli ile ilgili falan ben de hani işte oradan bir şey söylüyorlar, buradan bir şey söylüyor. Aa dünya tatlısı bir kadın çıktı. Aşırı çalışkan. Yani her konuda aynı kafadayız. İnanılmaz mutluyum yani. Sanki 40 yıllık dostum gibi Nurseli. Vallahi ben de afişler ve sizin sosyal medyadaki paylaşımlarınız falan görünce herhalde yılların dostluğunu sahneye taşıdılar diye düşündüm ama aslında yıllardır süre gelen bir tanışlık. Merhaba oyunla, merhaba. Oyunla ama sanki 40 yıllık dostum gibi o doğru. İyi ne güzel şahane. 22'sinde geliyorum Toryum'da. İnşallah bekliyoruz, izliyor olacağım. Bekliyoruz. Şimdi tabii biliyorsun haber bahanede geçmişten bugüne yapıyoruz. Tabii. Nergis Kumbasar'ın hikayesi ne zaman başladı? Nerelisin? Kaç kardeşsiniz? Ya şöyle aslında tabii benim annem İstanbullu ama anneannem Moskovalı Rus. Dedem Kafkas. Annem İstanbul'da büyümüş. Babam da Karadenizli. Biz Kumbasarlar Rizeli. Babam da tıbbı okumak için İstanbul'a geliyor. Sonra işte birbirlerine aşık oluyorlar. Sonra ben ve kardeşim doğuyoruz. Anaokulu ve ilkokulu Amerika'da okudum. Çünkü babamın mesleğinden dolayı doktor babam orada görevi vardı. Ankara'da doğmuşum ama yerleşmemiz döndükten sonra... Ankara'da doğuyorsun, Amerika'ya Ankara'da gidiyorsun, doğuyorum, sonra Amerika'ya tekrar Amerika'ya gidiyorsun, sonra tekrar Ankara'ya. Ankara'ya geliyorsun. Ondan sonra ve şey, yani TED Ankara Koleji'nden mezunum ben. Hayatımın en güzel yıllarını Ankara'da geçirdim diyebilirim yani. O yıllar çok başka. Mutlu çünkü bir çocuk ise, muydun? Mutlu bir çocuktum. Ha. Okul hayatım benim çok mutlu geçti. Arkadaşlarım hala görüştüğüm insanlar. O yüzden hani keyifli bir çocukluğum ve gençliğim oldu diye. Şimdi böyle farklı kültürler vesaire sonra Ankara'da doğuyorsun bir anda apar Ay, topar. Aman onları hiç sorma. Orada yani mutlu bir çocuktum ama ya Amerika'ya gidiyorsun hiç lisanını bilmediğin bir insanların arasına seni koyuyorlar mecburen. Arkadaşlarından, ahbaplarından, herkesten Küçücük bir çocuksun ve bilmiyorsun dillerini diğer çocukların. Hiçbir şey kültürlerini bilmiyorsun. Tam oraya adapte oluyorsun,
Ondan tekrar sonra hop Türkiye'ye geliyorsun. Çok başka dilim tabii ki ben, çünkü annem babam benim Türkçe okuma yazmayı da bana öğrettiler. Hı hı. O sırada biz Amerika'dayken. Ama geldiğin yerde bu sefer eğitim sistemi çok farklı. Tabii. Ya düşün, ilkokul 2'de bambaşka bir eğitim sistemine, bambaşka bir şeyin içindesin. Ona adapte oluyorsun. O çok zorlandığım yıllardı benim. Yani çok zorlandım. Ama herhalde o yüzden zorluklarla mücadele etmeyi Allah beni Erbil'e mi hazırlamış acaba? Antrenmanlıyım acıyor diyorum. Önden demişsen biraz antrenman yap. O zaman başına gelecekleri bilmiyordu. Bilmiyordum ama Allah biliyordu. Kaç yaşına kadar kaldın Amerika'da? İşte ilkokul 2'nin iki, yarısı. Yani 7-8 yaş bandına kadar orada kaldın. Tabii. Yine orada birilerini sevdin, aşık oldun belki. İlkokul aşkı oldu tabii, olmaz mı? Sus. Ondan sonra ahbapların bilmem ne, tekrar ondan sonra tası tarağı topla gel. Gerçekten aşkı yaşadın mı Amerika'da? Ufacık çocuğuz, hiç unutmuyor. O benim, hani o kültüre adapte olmayan ben, bir anda adapte ol. Bülbül gibi söktüm. Ondan sonra yanımdaki kız arkadaşım Nikoy vardı. İki tane çocuğu beğenmiş. Kıza diyor ki gel bunlara mektup yazalım. Bir de utanmadan mektup yaz İngilizce. Çocuklara biz sizden hoşlanıyoruz diye. Eyvah. Sonra çocuklar da tabii, erkek çocuk. Bunu bize birisi yazmış diye öğretmene götür. Çıktı yani, mı ortaya ifşa? Şeyi hiç unutmuyorum. Hoca döndü baktı şeye, belki de hani şey yaptı, numara yaptı yani. Ben dedi bunu kimlerin yazdığını biliyorum ama onlarla konuşmayacağım dedi. Yani ama bildiğimi bilsinler dedi. Biz böyle siz ikimiz ilk oyunu zaten orada kendimizi belli ettik kesin. Aa, iyiymiş ya. Pekala, Ankara'ya döndükten sonra peki senin bu görsel sanatlara ya da işte ne bileyim podyum dünyasına, güzelliğe hep bale mesela... hep bale yaptım. Vallahi. Evet hep Amerika'dan bale mı yaptım. Başladı Ankara'da? Orada başlayan ve orada çok yeteneği var dedikleri için Ankara'ya döndükten sonra devam etti. Konservatuvardan, Devlet Konservatuvarından Deniz Çığ Baler'in, onun öğrencisiydim. Ondan sonra Dünya Hanım vardı, Kırmızı Pabuçlar. Ondan sonra Sait Sökmen'le de bir şeyimiz oldu, çalışmamız. Ama konservatuvarın bale bölümünü kazandım. Babamın yurt dışına gitme durumu vardı tekrar bizim. Ondan sonra annemler beni yatılı vermek istemediler haklı olarak. Çünkü ilkokul 3'te orada sınava giriyorsunuz. Ve çok özel bir yetenek olduğumu söyleyerek eve telefon açtılar. Yani kızınızın hakkını yemeyin, işte bunu yapmayın diye. Ama o gitme durumumuzdan dolayı devam etmedik. Baleye devam etseydim ne olurdu bilmiyorum. Ama çok kısa süreli bir meslek olduğunu biliyorum. Yani balerin olmak kısa süreli bir meslek. O yüzden sanırım beni hayat doğru yönde yönlendirdi. Baba ve anne ama hani balerin olmaya karar verdiğinde de o eğitimi almaya başladığında hiçbir şekilde karşı çıkmadılar. Hayır, asla. Ha, ne güzel. Asla yok. O konuda çok şeydiler. Çünkü devrin sıra dışı işlerinden evet, bir tanesi. Evet, devrin yani sıra dışı işleri. Sadece babam beni tiyatro oyununda seyrettikten sonra şey demiştir. Ya Nergis, keşke ben sana, keşke o dönemler tiyatro sınavına soksaydık seni liseden sonra. Ben bu gözümden kaçtı. Bu yeteneğini keşke o zamanlardan yapsaydın dedi. Ama orada da şöyle bir şey var. Şimdi oldum dedim. Yani demek ki bunun da böyle bir süreçte olması gerekiyor. Podyum nasıl çıktı peki sonrasında? Ya podyum şöyle. Annem benim lisedeyken, hani böyle genç kızların bir şey zamanı vardır ya. Lastik pabuçlar, işte üstünde o blue jeanler. Böyle biraz bir erkeksi bir şeye girersin. Aykırı asi zamanı. Dişil enerjiden aynen, uzak oldu. Aynen. Tamam. Ondan sonra o dönem annem hani kendisi anlattığı zaman çok ilgilenmiyorsun annem bir şey söylediğinde, ama şimdi çok güzel kızların olduğu bir zarafet ve mankenlik kursu diye Tülin Okan Arı'nın Ankara'da bir yeri vardı. Türkiye'de daha böyle bir şey olmadı yani. Allah rahmet eylesin, geçen senelerde kaybettik. Ve orada önce zarafet ve bunda şey var, kendine uygun renkleri öğreniyorsun. Bak o dönem için düşün yani. 78-79'dan bahsediyorum.
Ondan sonra orada işte kendine uygun renkleri öğreniyorsun. Nasıl giyinmen gerektiğini, nasıl oturman kalkman gerektiğini, üzerinde etek varken merdiven inip çıkma, arabaya binip inme, sofra adabı, sofra düzeni. Yani nasıl kendine giden makyajı yaparsın, diksiyon dersi ve bunların hepsinin ayrı hocaları vardı. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan diploma alıyorsun. Bayağı sen Leydi okulu gibi bir şey aynen yani. Aynen öyle bir şey. Aynen öyle. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan diploma alıyorsun bununla. Tülin Okanar'ın mankenlik ve zarafet kursu. Zarafet kısmını bitirdikten sonra, bu arada dikkatini çekerim, zarafet diyorum. Çünkü diksiyonda ilk öğrendiğim şey oydu. Zarafet. Ondan sonra... Sonraki aşama, eğer ki fiziğin uygunsa mankenlik ve koreografiye geçiyorsun. Tülin Hanım sana, çünkü Türkiye'nin ilk mankenlerindendi, yürüyüş, koreografi, müzikteki sekiz tutmalar, ritim yapma, bizim klasik mankenlikte şu anda kullanılmayan fazla işte yarım dönüşler, A dönüşler, T podyum kullanma, bunların hepsini öğrenip orayı da bitirdim. Ondan sonra da İstanbul'a bir defileyle gittik. Dirita Moda Evi vardı Ankara'da. Orada da arkadaşlar edindik, manken arkadaşlar ve Başak Gürsoy manken ajansına girdim. Kırılma noktası yani Başak Gürsoy'la mı? Başak Gürsoy'la. O popülerliği onu peki? Onu çok severim, hala görüşürüm. Yani ne güzel. O popülerliği peki, kırılma noktasını nasıl? Ya popülerlik çok enteresan. Hiç öyle bir şeyim yoktu. Ben yani mankenlik mesleğini Ankara'dan gidip gelerek yapmaya başladım. Fakat bir baktım çok böyle bir reklam yüzü buldular beni o dönem. Çok fazla yani mankenlik yaparak gidip geliyorum, çekimlere gidip geliyorum. Bu sefer bir kız arkadaşımla Ankara'dan, o da grafikerdi, yeni mezun olmuştu. Annemler birlikte ev tuttuk ve ben mankenliği İstanbul'dan devam ettirdim. O arkadaşım da grafiker olarak çalıştı. İşte o sırada... O iş onu açtı. Bir baktım ben profesyonel mankenim. Defilelerde tabii ki bu kaçınılmaz. Vizon Show'la başladı. Ama Vizon Show'da tabii ki kom mayolarıyla, Nelson mayolarıyla giydiğimiz, onlar en başta gazetelerin mayolu fotoğrafların çıkar biliyorsun podyumdan. Oradan işte Nergis Kumbasar falan derken abi baktım ben. Şey çok komik, şimdi manken olarak tanınıyorsun da, daha sonra dizi çektim ben, 9. Hariciye Koğuşu. Onu hiç unutmuyorum. Şimdi televizyonun gücünü tabii anlamıyorsun, daha çok gençsin o yaşlarda. Ben şeye gittik arkadaşımla, bir lokantaya gittik, dediler ki yer yok, sizi bara alalım, işte açılınca hani şey yapacağız. Böyle durduk ikimiz, oradaki barmen, ne içersiniz Nergis Hanım dedi. Ben şimdi o ilk şeyi hiç unutamıyorum. Bana Nergis dedi. Nereden tanıyor beni? Nereden tanıyor yani? Nasıl bana Nergis diye? Arkadaşım da böyle yaptı. Salak sen artık ünlü oldun televizyona çıktın. Yani o şeyimi hiç unutamam. Yani Erbil'le tanışmadan önce ve medeni halin değişmeden önce, evlenmeden önce senin zaten bir popülerliğin, bir ünün, şanın, şöhretin vardı. Tabii ki. O zaman peki Erbil'i sen bir televizyon izleyicisi olarak tanır ve bilir miydin? Ben Erbil'i şöyle çok iyi bilirim. Çünkü ben Ankaralıyım. Erbil de Ankara Devlet Konservatuarı'ndan. Ve o zamanlar yani Ankaralıydı Erbil. Bir takım yerlerde Ankara'da kafe vardı mesela. Ben Erbil'i orada görürdüm. Yani o zamanlar o ünlüydü. Çok gençti ama ünlüydü. Niye? Beğenir miydin peki? Derya hiç beğenmezdim. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Ama Derya şeyini severdim. Komik gelirdi bana ama fizik olarak hiç değildi. Gerçekten değildi. Gerçi ben hiçbir zaman çok yakışıklı erkek beğenmem. Çirkin erkek beğenirim anladığım kadarıyla. Çünkü anneme kimi göstersem annem hep böyle yapar. Ay dergisi yine sen birini böyle birini mi beğendin? Erbil'i gösterdi ne dedi? Erbil için de çok yakışıklı bulmamıştı yani. tabii anneler babalar çocuklarına hep daha fazlasını isterler. O ayrı yani. Ama Erbil'i çok sevdi yani, o da ayrı. Derya Baykal'la o zamanlar onlar çok güzel bir müzik programı sunuyorlardı. İzlet Öz'ün yapımcılığını yaptığı TRT'de hiç kaçırmazdım. Çünkü o dönemlerde tek kanal siyah beyaz televizyon ve tek gençlik müzik programı, böyle onu özel beklerdim yani. Ama müzik programı olduğu için bekliyordun yani. Hani yok, ikisini çok severdim seyretmeyi. Acaba bilinçaltında kendinle kabule geçmediğin
Acaba beğeniyor muydun adamı? Şeyim yok. Yani şöyle, ikisini çok beğeniyordum programlarını ama tipim değildi yani. Ben sonra da çok yakışıklı bir çocukla çıkıyordum ayol. Vallahi. Kasıp kavuruyordun yani ortalığı o zaman. Pekala. Hakikaten o dönem şimdi bu kadar popüler oldun, podyumdasın vesaire, yavaş yavaş ünlü oldun. Hatta sonrasında bayağı bir kasıp kavurmaya başladın. Herhalde peşinden koşan çok fazla oluyordu değil mi? Ya oluyordu ama bizde şimdi şöyle bir şey var. Bizim şimdi bakıyorsun çok kolay ulaşıyorlar insanlara, DM'den yazıyorlar. Tabii canım, artık o mesafeler kalktı. Ama o dönem öyle değil. Ben de yazıyorum diyor ya zaten. Diyormuş ya takip diye. Yani gerçekten çok ilginç. Birisine ulaşmak şu anda çok kolay. Bizde öyle bir şey yoktu ve biz ulaşılmazdık. Yani biz o konuda da çok şeydik. Yani benim manken arkadaşlarım belki de çok mankenlere de böyle çok laf atılırdı, şey yapılırdı. Hmm. Biliyor musun? Uğraşılırdı. O yüzden biz ekstra özel hayatımıza çok dikkat ederdik. Yani şaka maka bir yana. Hani güzel bir şey de o kadar böyle her şeyde ay oraya gidersem laf olur demek de hiç hoş bir şey değil. Yani ben şu anda gençlerin bu rahatlığını ve bu serbestliğini seviyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama şeyini çıkarmadığı sürece. Yani çok fazla da ay oranın şey dersen o ne der, ay buraya gidersen, biz biraz öyleydik. Çok yani. Peki kendimizi çok kısıtladık. Rahatsız edici boyuta gelecek şekilde bir ilgi alaka gördüğün oldu mu? Şöyle yok. Eve çiçek gönderirlerdi. Ben de çiçekleri geri gönderirdim. Sonra telefon açarlardı. Niye çiçeğimi almadınız diye derdim. Ben sizi tanımıyorum. O yüzden kusura bakmayın deyip kapatırdım hemen. Peki böyle mankenlik o dönemler, popülerlik vesaire sana bambaşka ters köşe teklifleri getirdi mi? Mesela işte sahnede şarkı söyle, bilmem ne yap, gazino kültürü, bilmem ne falan. Yok hiç. Hiç o tarz şeyler olmadı mı? Ya olmadı çünkü ben hiç o şeyde değildim. Yani ben o kadar biz benim dönemimdeki mankenler, yani kimler sana sayayım, mesela Sibel Savacı vardı, işte Merve İldeniz vardı, Bahar Noyan vardı, yani Mine Çetinel vardı. Yani şimdi bu mankenler biz o dönem böyle işte Sibel Tam vardı, Şebnem Tam vardı. Bizler gerçekten işimizi yapıp eve giden tipler. Mankenliği gerçekten meslek olarak gören. Aynen yani. Şu an mankenlik biraz daha geçiş gibi kullanılıyor. Mankenlik kalmadı ki. Mankenlik çok fazla kalmadı. Yani biz eskiden, sana şöyle söyleyeyim, biz bayağı ev kiramı öderdim, arkadaşımla bir evde oturdum. Şimdi öyle değil ki, biz ekspozisyon zamanları, sezon öncesi yani yaz öncesi mesela Şair Nigar'da sokağın bir ucundan bir ucuna haldır uldur elimizde çantalarımız, oradan oraya firmalara defileye giderdik. Kendi yerlerinde koleksiyonlarını müşterilerine gösterirlerdi. Yani biz full çalışırdık. Reklam filmi hep mankenlerle çekilirdi. Böyle kast şeyleri yoktu. Ben çok acayip reklam çekerdim. Yani bir reklamlar başlardı, üç reklamda ben oynardım mesela. Yani o dönem çok farklı bir dönemdi. Şimdi öyle bir şey kalmadı. Şimdi hatta dikkat edersen oyuncuları manken olarak, foto model olarak kullanmaya başladılar ve bu tüm dünyada böyle birkaç star manken yaratıyorlar. İşte Kendall Jenner gibi, bundan önceki benim dönemimde o Cindy Crawford'lar falan var. Şimdi de işte 2-3 tane Hailey'ler falan çıkıyor. Gigi Hadid'ler 4 tane 5 tane. Yani böyle bir durum. Doğru. Peki Erbil'le tanışmanızı anlatsana. Nasıl tanıştınız? Ay, Erbil'le tanışmamız çok komikti. Ben tabii annemler Ankara'da olduğu için ben yılbaşını hep geçirmeye Ankara'ya giderdim. Genelde de yılbaşlarında bak boyfriendim olmuyordu demek ki. Yeni yıla hazırlık. Yeni yıla hazırlık. Ben Ankara'ya gittim. Gittim Ankara'ya şekerim. Evet. Evdeyim. İki gün sonra da yılbaşı. Bana bir telefon geldi ajansımdan. Nergis, yani kesinlikle seni istiyorlar, bir reklam filmi. Ay dedim, ya geldim ben artık falan. Dediler yani böyle. İyi peki dedim, tamam uçağa binerim yarın dedim. Çekerim akşamına da biletimi, hani ayarlayın o zaman dönüş dedi. Bu arada da bana bir uçak korkusu gelmiş ki yoktu. Ama böyle yanında çok korkan insanlarla uçunca o sana bulaşıyor, biliyor musun? Mankenlerden çok korkanlar oluyordu. Bana da bir bulaşmış o tane. Ondan sonra neyse gittim. Reklam filmini çektim. Hiç unutmuyorum. Yönetmenim de Metin Arolat. Metin'i de çok severim. Oy, canım, evet, benim o dönemlerden arkadaşım oldu.
Ondan sonra havaalanına geldim. Tabii cep telefonu falan yok o zamanlar. 88'i 89'a bağlayan. Ondan sonra havaalanında gittim anneme telefon açacağım. Yani işte anne ben hani geliyorum şu uçakla falan. Kapattım annemle konuşup bir döndüm. Yanımda Mehmet Ali, o da telefonda konuşuyor. Havalimanında. Ondan sonra o da kapattı. Aa merhaba merhaba olduk. Daha önceden bir merhabamız var yani. Ondan sonra işte ne yapıyorsun falan. Bu hemen tabii benden konuşmaya başladı falan. Ay dedim ne yapacağım, Ankara'ya gidiyorum. Aa ben de Ankara'ya gidiyorum. Ay dedim uçaktan da dedim ben korkuyorum. Aa dedi öyle mi falan. Ondan sonra neyse ben uçağa bindim. Tak şeyleri ayarladı. Benim yanımda oturanı kendi tarafına geldi. Benim yanıma oturdu uçakta. Vay. Ondan sonra uçakta biz kakara kikiri gülüyoruz. Bir şeyler konuşuyoruz falan. Ondan sonra indik. Dedi ki ben seni bırakayım. İyi tamam. İşte yılbaşı gecesi ben annemlerle geçerdim. Tavlamaya dair bütün kuralları yapmışlar. Her şeyi yaptı. Ertesi gün yılbaşında annemlerle geçirdim. Yılbaşının ertesi günü, ay pis bir gündür ya o. O yok gündür, 1 Ocak. Yok gündür. Ben de bir sıkılırım. O yılbaşının ertesi günü bir şey yapmak isterim böyle. Anneme diyorum ki çok canım sıkılıyor. Kızım ne yapacaksın diyor falan. Ona ya bir yere mi gitsek ya saçma mı bak dün gece geç yattık falan diyor. O sırada telefonumu almıştı tabii. Evin telefonu çaldı Mehmet'e. Hadi gel bir şey yapalım çok sıkılıyorum diye. Çıkış o çıkış. İlk kalbinin sonra çarpması... Sonra arabayla İstanbul'a döndük beraber. Çıkmaya başladık orada. Kalbinin ilk çarptığı an havalimanında konuşup uçakta devam ettiğiniz an mı? Yok hiç kalbi çarpmadı. 1 Ocak evet 1 Ocak. 1 Ocak. 1 Ocak 89. Neyse etkiledi? Ne, hangi cümlesi ya da? Yok çok yani biz çok eğleniyorduk. Yani hala da eğleniriz bir aradayken. Çok güleriz. Herhalde o yani böyle hani o başka bir şey yani işte bir şey klik ediyor ama onu tam anlayamıyorsun ama hakikaten eğleniriz hiç yani çok eğlendik mi? Çok keyifliydi. Ulan hiç hoşlanmadın yani kılının bile kıpırdamadı. Ama sonra hoşlandım adam. Canım. Ondan sonra bir sonra kıpırdadı bir işte sonra bir şey kıpırdanmaya ama onun şeyi yok ki. Tarifi o bir, yok, bir şey tabii yani o bir yerde ya belki bir anlık bir bakış bir kelime bir cümle sonra bir bakıyorsun etkilenmişsin yani. Ama tabii o konuda yeteneklidir. Ben sanki bir sır vermiş gibi olmuyorum değil mi? Yok canım. Bu da herkes bildiği için. İyi bir avcı mıydı yani? İyi bir yani avcı. Bence öyle. O konuda yeteneklidir. Kendini av olarak gördüğün oldu mu sonrasında? Yok eyvah, hiç görmedim. Düştüm ben hiç, yok 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 hiç öyle görmedim. Kendi isteğimle başımı yaktım. Tabii ki tabii ki tabii. Ben zaten bu tip şeylerde yani şimdi ben Erbil'i tanıdığım zaman Erbil'in çapkın olduğunu bilmiyor muydum? Yani bunlar bana çok şey geliyor şimdi. Zaten o kadar ortada benden önce evlenmiş, boşanmış bir sürü olayları okumuşum. O zaman da magazinin gündeminde zaten. Tabii ki yani hep bile çok bile, çapkındı. Bir şey soracağım. Bile bile insan neden bu lalesi der? Şimdi Gönül bu şöyle, Ferman gerçekten bu, dinlemiyor mu? Bak bu şöyle bir şey. Herkeste şimdi şöyle bir olay var. Ben farklıyım. Bak bana farklı davranıyor. Ben diğerlerinden farklıyım yaşamazsan zaten o insanla beraber olamıyorsun. Yani... Yani ben bu yola farklıyım. Baş koyduğunda evet dediğinde ben bu adamı dizginlerim. Dizginlerim bile demedim. Yani benim öyle bir şeyim yoktu. Ya ben zaten onlara takılmam. Yani ben o anda benim onunla ilişkim farklı. Ve ben farklı bir herkese insanım. Herkese yapar bana yapmaz mı ya da? Yok her zaman yapabilir düşüncem vardı. Ben öyle bir tip değilim. Hiçbir zaman öyle bir tip olmadım. Her zaman bana da yapabilir ama ben o ilişkiyi yaşamak istedim. Ve yaşadım yani ve evlendim. Ne kadar sürdü flörtünüz? Ocak'ta çıkmaya başladık, Ağustos'ta evlendik. Ha bayağı. Evet evet. 7-8 ay sonra 7-8 evlendik. Ay sonra. 8 seneye yakın. Evlilik teklifi özel miydi? Evlilik teklifi şöyleydi hayatım. Ben buna küstüm. Ondan sonra bu işler böyledir ya. Kaçıp gidince kız kıymetini daha bir anlarlar. Ha. Ondan sonra Ankara'ya gitti. Çapkınlık muhabbeti mi yine? Vallahi inan hatırlamıyorum. Çapkınlık olsa hatırlarım. Başka bir şeydir. Belki de bu çok uzadı bu iş falan mı oldum yani. Anam 7 ay yani. Abi 8 ay. Yani artık 8 ay tamamdır. Ben gelmişim 26 yaşıma. Yok yok şaka yapıyorum. O kedi yapıyorum. Buraya gelecek diye. Yok yok şaka yapıyorum. Bir şeyden dolayı hiç öyle bir şey değil. Yani bir şeyden dolayı küstüm. Çapkınlık da olabilir bak. Hmm. Belki de bir şeyini yakaladım bilmiyorum. Hmm. Ankara'ya gittim. Hmm.
terk etti. Ankara'da annem, ben zaten bir şey olsa hep Ankara'ya giderdim. Terk edince adres ondan belli Ankara'da. Sonra bir baktık bir gün kapı çaldı. Bu bir de böyle şey almış, çok gülmüştüm, yuka. İnsan çiçek alır değil mi böyle şey? Yuka ne be, koca sos. Yuka. Böyle koca bir sopa, böyle böyle yeşillikleri çıkıyor. Zaten sonra çok esprisini yaptım. Kazıyla gelmiş. Aynen. Buna haberim yokmuş diye. Bak sana, bu da sana atacağım kazık. Sana mesajı vermiş orada. Bu da atacağım kazık, elimde geldi. Çok yaşasın. Ondan sonra bu şey saksıyla geldi işte. Ben hani herkese evlenmek istiyorum diye. Biz böyle annem de şok. Yuka öyle size yani. Bakıyor, siz yukaya bakıyorsun. Ondan sonra da o süreç. Kaç sene sürdü evlilik? 8'e yakın. 8 sene. 7,5. Gerçekten röportajlara başlarken şey yapmıyorum. Bunu hani danışıklı dövüş soğuyor falan diye düşünme. Aynılaşmamak adına. Hafızamı da çok zorlamadım geçmişe dönüp de. Ayrılmanızın arkasındaki sebep aldatılma mıydı? Tabii ki. Ha bildiğim. Tabii ki yani. Ama özel böyle çok şey değil. Yani İş artık öyle bir şekle gelmişti ki birbirimize emek harcamamaya başlamıştık. Yani ben de artık o şeyden sonra emek harcamamaya başlamıştım. İlk resmiyet değildir herhalde. Bu daha önce de mutlaka şeyleri vardı. Hani tabii. Ama tabii, hep göz yumuyordu. Yani göz yummak da değil. O kadar şeydi ki yani Erbil mesela gece eve geç gelen, işte telefonlarda binler, öyle birisi olmadığı için bir kere gece hayatı yok. Hani ne yapıyorsa gündüz yapıyor. Tamam mı? O daha zor takibi. Yani şimdi çok uzun bir sürede gerçekten şimdi Allah için bir sürü insan da çevremizden de yani hakikaten bizim evliliğimizde çok uzun sürede şey yaptı yani. Bayağı bir dikkatli oldu yani. Çok ilişkimize çok emek verdi ama ondan sonra bence bu bir yapı. Yani bir şey var. Şey gibi düşünüyorum. Mesela benim Erbil'de tespit ettiğim bir şey var. Belki çok mutluluğu kendine şey görmüyor. Yani olabilir. Hani insanlarda... O çocukluktan kalma travmalarından dolayı mı? Anneyle yaşadığı vesaire olabilir falan. Tabii. Bir noktadan tabii. Sonra da ben sizin diyaloğunuzu buna döndüğünü düşünüyorum. Evet, karı kocaydınız. Sonra çok iyi arkadaş ve dost oldunuz. Evet, aslında evet. Evliliğinizin belli bir noktasında da hani... Bıraktık birbirimizi. Hatta bir açıklaman var. Bir tek o gözüme ilişti. Sonra dedim ki hayır bakma Gökay, aynılaşacaksın diye. Dost olabilmek adına boşanmayı tercih ettik. Aynen. Çünkü o çok önemli bir şey. Yani evli kalsak çok kötü kavgalar, gürültüler ve çocuğu da çok etkileyecek şeyler. Belki birbirinizin yüzüne bakamayacak noktada olmak. Muhakkak ki Erbi çok şeydir yani sakin ve uzlaşmacıdır. O yüzden bence bütün boşandığı eşleriyle arasının iyi olmasının sebebi sakin ve uzlaşmacıdır. Ben çok sakin bir tip değilimdir. Çok sakin dururum ama şeyimdir. Çok fevriyimdir. Ve hırpaladın mı hiç o fevrilikle Erbil'i? Yok. Biz de hiç şu kadar saygısızlık etmedik birbirimize. Çünkü Erbil sana onu vermez. Yani o kadar sakin ve uzlaşmacı ve şey durur ki çocuk gibi. O yüzden sana onu vermez zaten. Yani asla o tip hırpalamalar olmaz. Demin onu soracaktım. bir noktadan sonra da seni hayatında konumladığı yer annesinde göremediği şeyi acaba sende mi görmeye başladı bir noktada? Bence bütün kadınlardaki arayışı odur diye düşünüyorum ve bütün kadınlarda da onu aradığını düşünüyorum. Ama çok normal olduğunu düşünüyorum. Yani çok normal bir şey. Çünkü eksik olan taraf o. Belki kızgın olduğu tarafta o. Burada aslında karşısındaki insana zarar vermek istemiyor. Hı. Belki kendine zarar veriyor yani. Ki zaten sonra kendine zarar. Şimdi İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna. Şimdi pek çok isim var ama Derya Tuna. Şimdi Mehmet Ali Erbil'in hayatında da pek çok isim var ama Nergis Kumbasar. Dolayısıyla senin çok daha farklı konumlandığını ya da çok daha farklı ona davrandığını bilir ve hissederiz. Ya da belki röportajlarında bunu çok söylediği için. Çünkü bizim onunla şey, şimdi bir de aynı ortamlarda çalıştığımız için. Mesela işini danışır, anlatabiliyor aynı muyum? Aynı dili konuşuyorsunuz. Aynı dili konuşuyoruz. Biraz onun da şeyi var. Yoksa mesela biz böyle sürekli 7-24 işte hani birbirimizi arayalım şey yapalım. Ama biliriz ki hani bir şey olduğu zaman birbirimizi ararız, birbirimize danışırız ve birbirimize
Kazık atmayacağımızı biliriz ikimiz de. Ama yuka... Birbirimizden kazık yemeyiz. Yuka ve en büyük kazık. O kazığı yaptı. O kazığı ya. O bitti. O bitti. Onu söyledi. Önceden ne? Haber verdi. O dönemlerde o kadar seviyorken, sayıyorken, işte evlisin, çocuğunu doğurdun vesaire falan ve adam seni bildiğin alenen, ayan beyan aldattı. Travma oldu mu? Ya yoksa geliyordu, gelmekte olanı biliyor muydun? Ben çok şey bir tipim. Şimdi orada kişilik çok önemli. Yani ben nasıl bir tipim biliyor musun? Ben bir şeyi, bana bir şey söylersin. Hı. Ben onu o gün üzülürüm. Sabah kalktığımda başka bir insan olarak kalkar, harekete geçerim. Ben günlerce bir olayı oturup böyle böyle düşünmem. Hı hı. O olur, hazmederim bir gece, üstüne uyurum. Yasmin'e de hep söylediğim şeydir, her şeyin üstüne bir gece uyu. En acayip seni delirten olayın, bir sözün üstüne bir gece uyu. Hemen tepki verme. Çünkü sabah daha fresh, daha aklın başında kalkıyorsun. Daha kendine de faydası olacak şekilde davranıyorsun. Yani ben öyle bir tip olduğum için böyle travma, tabii ki boşanmalar her zaman şeydir. Zaten derler ya, bir yakınını kaybetmeyle aynı gibi. Hı-hı. Ama biz o dönemde de yani çok böyle konuşarak, görüşerek o dönemi atlattığımız için herhalde çok fazla ayrılık kararını bir şey yaşamadık. Bu arada şöyle birlikte aldık ama Erbil hemen barışmak için şey yaptı. Yani ayrılmaya karar verdik. Ha. Boşanmaya giderken bile çok şeydi, hani barışalımdı. Boşandıktan sonra, boşandığımın akşamı arkadaşlarım aramaya başladı, barıştırın beni diye. O İkinci yüzden... kere evlilik teklifi falan geldi. Aa, geldi sonra? Geldi. İstemedin ama. İstemedim, katiyen katiyen. Ve hatta çok komik, babamı falan da aramış. Ben sonradan babamdan öğrenmiştim. Ondan sonra o dönem hani aileme kadar aramış ama mesela ben babama da onu söylemiştim. Yani baba dedim, arkadaşlığımız bozulur bu sefer. Yani güzel bir şey yakalamışız, bu sefer hepten gider. Zaten ben onu onun suratına da söyledim. Bu muydu sebep, yoksa aslına bakacak olursan hani kadının intikamı kötü olur ya. Aslına bakacak olursan o kazığa istinaden, o aldatılmaya istinaden sen ömürlük bir ceza mı biçtin ona ikinci kez? Yo. Ben imza atmayarak. Buradaki hayat çünkü benim... ben sevmediğini düşünmüyorum hala da. Ya işte seni affedebilirdim. Ama işte seni affedebilirdim. Ama şöyle bir şey var. Bu hayat benim hayatım. Niye ona intikam almak ya da ondan intikam almamak ya da o değil. Ben kendi hayatım için ama bir egonu karar da beslemiştir bu ve durum. Devam et. Egonu beslemez olur mu? Hala besliyor. Hala bir şey oldu mu? En çok anlaştığım vergisi dediği zaman yanımda egon besleniyor. Ama bir şey değil. Yani benim için artık çok önemli değil. Geçenlerde bir fotoğraf gördüm. Daha doğrusu kamuoyuyla da paylaşılan bir fotoğraftı. Bir yemek masasında bir aradasınız. Maşallah bütün aile. Bütün evet. Hanımlar. Üç aşağı beş yukarı. Açık görüşlülük bütün kadınlarda mı var, yoksa birleştirici unsur sen misin? Hani biraz Amerika kültürü vesaire inan falan. İnan bana, hayır hiç alakası yok. Açık normalde toplayamazsın kimseyi böyle yani. Ama kolay şöyle değil. Bir şey, şimdi kimse kimseyi boşatarak bir araya gelmedi. Herkes evlendi, boşandı. Birkaç yıl girdi, öbürü evlendi, boşandı, birkaç yıl bağımsız girdi. Bağımsız senaryolarız biz. Bağımsız senaryolar. Bizim birbirimizle bir intikam, onu onun elinden almış öyle bir şeyimiz yok. Bir. İkincisi, hiçbirimiz birbirimizle kanka değiliz basında gösterildiği gibi. Ha. Kanka değiliz yani kadınlar. Ama her türlü olayda çocuklarımızın bir araya gelmesi için biz bir arada oluruz. Bazen benim işim oluyor, ben olmuyorum. Yasmin sadece gidiyor diğer çocuklar ve anneleriyle. Yani bizim şey olayımız yok. Nasıl söyleyeyim sana? Birbirimize gıcık olacak bir durumumuz yok. Ama kardeşlerin de şimdi hiçbir birbirleriyle... Hiçbir kompleksimiz yok. Şunu düşündüm orada. Aynı şeyi düşündüm aslında. Hani çocuklar için midir acaba? Sonra da şu geldi aklıma. Çocukların birbirleriyle olan diyaloğunun pekişmesi için artık annelere ihtiyaç olduğu bir yaşta değiller ki. Hayır. Oradaki beraberlik şundan dolayı artık o çocuklarla ilgili değil. Diyelim ki Erbil'in yaş günü. Ha. Bütün tabii ki onu sevenler... Çocukları ve anneleri biz bir arada olabiliriz. Kızım diyelim bana ki, ne düşündüm? Yasmin'in yaş günü.
hepsi yine orada bir arada olabilir mi? Fotoğrafı görünce aklıma ne geldi biliyor musun? Biliyorum ya senin kökenleri de Rusya, Musya bir şeyler var atalarda. Oo dedim bunlar postmodern muhteşem yüzyıl olmuşlar. Kürrem'de oturuyor başlar. Ay çok tatlısın. Ama sonra bir anda benim o huzur sıradı geldi ama sen de muhteşem Süleyman'da olmaz ki arkadaşlarım ya. Ay çok şeker. Yani... Anlayacağın öyle. Hani çok böyle orada bir acayip bir şey yok yani. Sonraki aslında. Evliliklerinde ya da sonra mutluluğu yakalama çabalarında, sonra işte başka isimlerle Mehmet Ali'nin anılması ister istemez bir kıskançlık yaratıyor mu? İş bittikten sonra o iş bitiyor. Bak arkadaş oluyorsun ya. Şimdi arkadaş olmak çok önemli bir şey. Eğer arkadaş olmadıysan bir şey vardır. Hala içeride bir şey vardır. Ama artık o arkadaşlığa geçişi yaptıysan artık orada hiçbir şey kalmamış. Cinsiyetsiz mi yani Mehmet Ali Erbil senin için? Benim için artık o benim hani çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım, bazen gıcık olduğum, bazen tartıştığım, anlatabiliyor muyum? Hala biz tartışıyoruz da, gıcık da oluyorum, sinirleniyorum, o bana sinirleniyor ama biz artık başka şeyler üstünden konuşuyoruz. Yani erkek olarak değerlendirmiyorsun onu. Yani kadın erkek ilişkisi gibi değil, benim arkadaşım o. Peki sonradan sen hayat yolculuğunu yürürken hayatını direkt olarak işine ve Yasmin'e mi adadın? Evet. Sen ama sonrasında kadın erkek ilişkilerinde... Oldu. Kadın erkek ilişkilerim oldu. Erkek arkadaşlarım oldu. Hı-hı. Ama hiçbir zaman bir evime sokmadım. Kızım olduğu için. Hı-hı. Asla evime sokmadım. İkincisi de hiçbir zaman şey olmadım. Nasıl söyleyeyim sana? Artık evlilik gibi bir isteğim hiç olmadı. Yani normal. Sütten ağzı yanan yoğurdu filet mi yiyor? Soğudun mu yani? Yani ya da bana onu düşündürecek birisi olmadı belki de. Yani anlatabiliyor muyum? Tabii ki arkadaşlarım oldu. Karşı tarafa büyük ego veriyorsun. Yani Erbil'den sonra seni evliliğe yaklaştıracak kimse olmadı mı? Yani Erbil'den sonra diye düşünmüyorum. O yine benim kendi isteğimle alakalı. Yani ben sonra evlilik istemedim. Tamam yaptım. Bitti. Onu da gördüm. O zaman seni evlilikten soğuttu. Soğumadım da. Yarın birisi çıkar karşıma. Ay evlenmek için ölebilirim yani. Onu bilemiyorum. Çünkü bu saatten sonra da artık çıkacak olan insanla başka bir yol arkadaşlığı olur. O da çok hoş olabilir. Yani anlatabiliyor muyum? Yeter ki o çıkan karşına sana onu yaşatabilsin. Ben şimdi Erbil'le evlendiğimde gençtim yani. Ne hala da? Hala da? Tabii ki ama şimdi o zamanki kafayla şimdiki kafa bir olabilir mi? Yani şu bugünkü anda başka bir kafa. Bugünkü akıl Erbil'e evet der miydin? Derdim vallahi. Çok eğleniyorduk. Çok keyifliydi. Bu Erbil'i seviyor. Yok. yok vallahi ama her o yaşta. Her şey yuka aşkına. O yaşta derdim yine ya. Ne olacak yani? Nedir? Şu bak ne güzel bir kızım oldu. Ya derdim bir kere Yasmin oldu ya. Hı. Tekrar Yasmin'e sahip olmak için derdim. Her şeyi bırak yani. O yüzden hiç öyle bir şeyim yok. Annelik ne değiştirdi peki sende? Hayata bakışında. Ya annelik tabii bir kere bütün şeyini alıyor. Yani kendin hani o hep ben diyen kısmın o bir kere çok köreliyor. Başka bir şey oluyor. Yani önceliklerin değişiyor. Bencil miydin yani biraz daha? Gençliğin verdiği bencillik muhakkak vardır. Ama ben hiçbir zaman bencil bir insan olmadım. Hep karşımdakileri düşünen bir tiptim zaten. Yani her zaman hatta o iyi bir şey değil. Önce kendini düşüneceğim. Mesela yaşla beraber bunu anladım. Bir düzen getiriyor bir kere hayatına. Başka bir daha mantıklı her şeyi düşünmeye başlıyorsun. Karşındakine tecrübelerini anlatmaya başlıyorsun. Hı-hı. Bir insan büyütüyorsun yani. Çok güzel bir şey bence. Yasmin büyüdükçe o da şimdi medyanın, magazinin tuzağına ya da ağına düşmeye başladı ufak ufak. O da artık pek çok haberin öznesi olmaya başladı. Küçüklüğünden beri ama büyüdükçe tabii çıkan haberlerin rengi biraz daha değişmeye başladı. Ay inan bana küçükken daha acımasız oldukları oluyordu. Şeyi hiç en ağırına giden hangisi? Küçük şu şöyle. Bir gün babasıyla Yasmin yürüyorlar. Gazeteciler bir şey soruyor. Yasmin de duyduğu için etrafından yorum yok diyor. Ve bir hanım o dönemler şey yazdı. İşte bak işte küçücük çocuk söylediğine bak yorum yok. Yani çocuk bir yerden duymuş demiş. Anlatabiliyor yani. Muyum? Yani şu bir şey kadar değil, bir ha. Çocuk daha yani. Ona yani çocuğun üstünden bir yazı yazmıştı. Mesela bunlar şimdi ufacık çocuk.
Yani ne kadar saçma. O anda o konuyu bulmak için ve yazmak için ve kendini bir şeyde yüceltmek için ya da fikirlerini yazmak için böyle bir şey yazıyor. O yüzden ünlü çocuklarının işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Hele ki Yasmin oyunculuk, sunuculuk ve bunlara geçtikten sonra sadece şey değil yani hem öyle uğraşılacak hem bizim üstümüzden uğraşılacak hem bana gıcık olan Erbil'e gıcık olan onun üstünden can yakacak bunların hepsi olacak. Ve biz bunların hepsini Yasmin'e hep söylüyorum ve Yasmin yavaş yavaş bunları tecrübe edinmeye başladı zaten. İyi bir şey de çok çabuk taşıyabiliyor mu? Taşıyabiliyor. Yani haberleri taşıyabiliyor mu? Taşıyabiliyor. Aha. Taşıyabiliyor. Yani o kadar yıllar içinde çünkü pişmeye başladı ki yavaş yavaş. Şimdi daha taşıyabileceği bir şeye geldi. Tabii ki canını çok acıtıyorlar bazen ama ben kendi tecrübelerimden ona örnekler verdiğim için anlıyor. Şimdi hep üzüldüğüm bir şey, hani seni ayrı sever sayarım biliyorsun ama bu konuda sana çok haksızlık edildiğini düşünüyorum. Aynı haksızlığı da yapmak da istemiyorum yayında. Mehmet Ali bir şey yapıyor, Nergis'e dönüp soruyorlar. Yasmin işte açık saçık giyindi ya da bir yerde bir dans etti, bir şey yaptı, dönüyorlar Nergis'e soruyorlar. Ya arkadaş, birisi rüştünü ispatladı, yani genç bir kız, dön ona sor. Ya da bu adam, bu mesajı da o adam attı ya da atmadı. Ya da Seda'ya saldırdıysa da bu adam saldırdı ya da saldırdı ya da saldırmadı. Neyse git ona sor. Dönüp niye bana soruyorsunuz? Çoğu zaman bunu sor. Yani isyan noktasına gelmiyor musun? Hayır, çünkü bak bir kere şurasını çok temizlemek isterim. Kızım hiçbir zaman açık saçık giyinmedi. Kızım bir genç kıza satılan giysiler ne giyiyorsa onu giyiyor. Mini giyiyor. Arada dekolte veriyor. Dozunda mı buluyorsun? Son derece dozunda buluyorum. Son derece dozunda. Hatta bazı şeylere bakıyorum. Onun yaşındakilere. Benim kızımın çok dozunda giyindiğini düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Göz önünde ve güzel bir kız. Onu haber yapmak, fotoğraf yapmak hoşlarına gidiyor. Çünkü tıklanıyor. Bunu ben Yasmin'e de anlattım. Bak bunun mantığında bu da var. Yani bunu bil. Bazı şeyler sen tıklandığın için yapılıyor. Erbil'le ilgili olan şeyler beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü o Erbil'in özel hayatı. Ama dönüyorlar bana soruyorlar. Bazen cevap vermek zorunda hissettiğim zaman oluyor. Bazen de hiç cevap vermiyorum. Onun durumu diyorum. Çünkü cevap verdiğim şeyler daha Yasmin'i de ilgilendiriyorsa cevap veriyorum. Yani çocuğumun kalbini kıracaksa, üzecekse. Ama onun dışındaki kendi özel hayatıyla ilgili hiçbir şeye cevap vermiyorum. Şeye çok üzüldüm ben. Yasmin'in bir açıklaması vardı. Babasını ne koruyor, ne savunabiliyor. Kırgınlık aslında savundu da. Hani kırgınlık da var. Evet. Savunuyor da. Savunuyor ya, o kadar da güzel yazılmış ki. Evet. Şunu demiş. Ben de sizin gözlemlediğiniz şeyleri gözlemliyorum ama unutmayın o benim babam. Aynen. Ya şimdi ve Yasmin... o zaman dedim ki bu çocuk gerçekten olgunlaşıyor ve büyüyor. Evet, çok akıllı bir çocuk. Çünkü hani hem nalına hem mahına yapmış. Ben Erbil olsaydım orada o notu, o açıklamayı okuduğumda bir damla yaş akardı benden. Herhalde. Çünkü ben okuduğumda dedim ki aferin kızıma dedim. Senin dahilin yoktu değil mi o açıklamada? İnan bana. Bir an düşündüm biliyor musun? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Story'e bakıyordu, gördü, yazıyı okudu. Dedim ki aferin. Yani bak benden böyle sunturlu bir aferin aldı yani. O kadar hoşuma gitti yazı. Çünkü tam zaten şeyi çok kuvvetlidir Yasmin'in kalemi. Kendini ifade edişi çok kuvvetlidir. Güzel ifade eder. Şu kadarlığından beri. Dedim ki helal olsun. O kadar doğru bir şey yazmış ki. Çünkü oradaki yanlışı görüyor. Görüyor. Evet. Ama doğruyu da görüyor. Aslında olanları da biliyor. Çok güzel yazmış yani. Çok geçen gün yazmış. Yayında da sordum bunu. Yani bu adam uzun süre hastanede çok ciddi yaşam savaşı verdi. Ardından çıktı. Çıktıktan sonra hani burnu kurtulmadı çıkmadı şeyden derler ya. Hani o hesap. Neden? Ya bence yıldızları konumundan dermişim. Herhalde yıldızları fazla, konumunda bir şey var yaptı, bu adamın. Fazla yaptı. Ya gerçekten ama Yasmin'in bir tane astrolojiyle ilgili bir arkadaşı vardı. Böyle işte Erbil'in de saatini falan sorduk. Şöyle bir kız var. Ay çok karışık dedi. Ne zaman düzgün oldu ki? Karışık, gerçekten karışık.
Karışık yani adamın. Elimizden bir şey geldi. Adam uyandı. Tuttuğu elinde kaldı yani. Biraz tabii şeydi. Yani kendi de mi çekiyor artık bilmiyorum. Çarkıfeleğe başlamış şimdi zaten. Hiç bilmiyorum. İnan konuşmadım. Ben söyleyeyim sana. İnan bilmiyorum. İnşallah. Hayırlısı. Çok iyi bir sunucu. Yani işte gördün. Şeye gelin kaynanaları sundu. Bir anda şey oldu yani. Onu izleye izleye sevdik mesleği zaten. Çok iyi bir sunucu. Peki böyle nasıl diyeyim? Özellikle bu sosyal medya fenomeniyle ilgili meselede bilmem ne de falan. Yok mesaj attı, atmadı. Sen de dalga geçtin ya az önce. DM'den yürümeler bunlar. Onları duyduğun zaman hiç hala değişmedin sen de diyecek noktaya gelmedin mi iki arkadaş da olsanız yani? Bir şey söyleyeyim mi? Saldım çayıra, Mevlam kayıra diye bir laf var ya. Hani ne diyeyim ya. Bak şimdi bir şey var, bir şeyi değiştiremezsin. Ya da zamanında sadece, o iyi ki boşamışım seni diye. Sadece tabii arada şey var yani ben şimdi onu çok iyi bildiğim için hani iyi niyetlerini de bilirim, şeyleri de yani sadece kızıyorum. Beni bazen kızdırıyor. Çünkü diyorum ki sen hani başka bir şeyin var senin, başka bir yüzün var, onu göster. Ama bir şey oluyor, başka bir şey, yüzü çıkıyor yani. Ama gerçekten iyi bir insandır. İyi bir insan olmasa hiçbirimiz yanında durmayız zaten. İyi bir insandır. Bir de son olarak onu sormak istiyorum ben. Yani bununla benim onu çok seven birisi olarak, aileye ve soy ismine saygısı olan bir izleyici olarak, televizyoncu ya da magazinci olarak sormayacağım. Benim bu konuyla barışmam lazım. Şimdi Seda ile olan bu muhabbetinde Seda senin ortaya attığı bir laf vardı ya. Benim geçmişim kirli, evet. Çünkü vakti zamanında evinde çalışan kadına yaptığın o şey iddiası. Sonradan Seda onu düzeltti, yanlış olduğunu. Orada şimdi ben onun evliyken olaylarını ben hiçbir şeyini bilemem. Ama öyle büyük bir olay olsa herhalde bu işler duyulurdu çıkardı. Duyulurdu tarafında değil yani, mi? Yani anladım. Orada yani çünkü orada... Seda tarafına da çok şeyim. Aynı şeyi televizyonda da söyledim. Eğer ki Türkiye'nin en güvenilir kadını unvanını taşıyan Seda Sayan da yıllarca böyle bir konunun saklayıcılarından birisi olduysa o da çok acı bir şey. Orada şöyle bir şey var. Bence o kızgınlıkla Erbil ona bir şey söyledi. O birileri ona telefon açtı. O böyle böyle dedi. O onun hırsıyla bir şey söyledi. Sonra ikisi de baktılar ki yani bambaşka şeyler. Anlatabiliyor muyum? Ve bambaşka insanların yalan dolduruşlarına geldiler. Ondan sonra karşılıklı konuştular. Olayı çözdüler. O dönem peki Erbil'in imzalı olduğu, nikah defterine imza attı, yani evli olduğu kişinin bu konuya hiç yorum yapmadan o AVM'nin merdivenlerinden çıkmasını doğru buldun mu? Niye yapsın? Sen çünkü, ama sen her zaman savunan ya da açıklama yapan olmayı tercih ettin. Ama ben bu piyasanın içindeyim. Niye yapsın? Yani şimdi insanları hiçbir şeye mecbur bırakamazsınız. O başka bir meslekte, başka bir hayatta ilerliyor. Niye yapsın olmayan bir şeyle ilgili? Niye gündeme getirsin? Ya olmayan bir şeyi niye konuşsun? Ben bu piyasanın içindeyim. Sizleri tanıyorum. Sizler buna bir şey uzattığınız zaman ben ona cevap veririm. Çünkü ben bu piyasanın içindeyim. Zaten ayıp size cevap vermemem. Olumlu ya da olumsuz, kızgın ya da iyi bir şey söylemem gerekir. Anlatabiliyor muyum? Sizi cevapsız bırakmamam gerekiyor zaten. Onun öyle bir mecburiyeti yok ki. Diyorsun. Peki Erbil'in geçirdiği bu rahatsızlık sürecinde ya yolun sonuna geldiyse, ya bu olay bitiyorsa artık, ya artık onu bir daha göremezsem kaygısı, korkusu, onların hepsini onları... yaşadık tabii ki. Tabii ki yaşadık. Ama ben mesela her sabah ve ben o sırada canlı yayın yapıyordum. Ve hiçbir zaman o konuyu da gündeme programımda özellikle getirmedim. Ki bana söylenmesine rağmen hani iki bir şey oradan haber verin falan. Ratingimi Erbil'i kullanmak istemedim açıkçası. Ve bunu da hep söyledim yapımcılarıma. Nasıl konsantre oldun? Bir gözün telefonda, bir tarafta, ben ekranda. Ben kız kardeşiyle konuşuyordum, Yeşim'le. Yeşim bana diyordu ki Nergis iyi, merak etme. Ben onun şeyiyle çıkıyordum. Sonra hastaneye gidiyordum. Ondan sonra işte orada şeyleri alıyorduk. Ben hep kız kardeşi ve hastanedeki doktorları dinleyerek yani... Her geçen gün daha iyi olacağını. Ne kadar zaman sonra görebildin, yanına girebildin? Vallahi şu anda inan o kadar o günleri beyninden silmek istiyorsun ya.
Yoğun bakımda gözünü açtıktan sonra girdik. Bayağı bir oldu. Epey oldu. Arada ben Yasmin giriyordu gözünü açmadığı zaman. Ben girmiyordum. Hakkımı ona bırakıyordum. Çünkü sürekli yoğun bakıma girmek de iyi bir şey değil. Ondan sonra işte... İlk göz göze geldiğinizde yoğun bakımda... Şimdi ne, onlar ne tabii konu, çok şey, hiçbir yerini kımıldatamadığı için o çok şey günlerdi, yani zor günlerdi. Çünkü ona anlatamıyorsun. Orada yatan insan hiçbir yerini kımıldatamıyor. Sadece gözlerini kımıldatıyor ve onun iyi olacağını söylüyorsun. Kafasında bin tane soru oluyor. Gerçekten iyi olacak mıyım? Yoksa hiçbir yerim tutmayacak mı? Yani bunlar çok zor süreçler. Odaya geçti. Hala hiçbir yerini kımıldatamıyordu. Düşünebiliyor musun? Sadece gözlerin. Bir yeri kaşınıyor, sana kaşındırtıyor yani. Onlar zor dönemler. Ama ondan sonra işte kız kardeş geldi, ona açıkladı, onunla konuştuk. Dedik sen anlat yani. Çünkü inanmayabilir. Kendini düşün. Annen geliyor sana, diyor ki işte yürüyeceksin. Ama hiçbir yerini kımıldatamıyorsun. Çok zor bir süreç. Sonra ama ufak ufak işte parmağını falan, sonra mesajları başladı. Sonra o parmağı. Sonra parmağını kımıldatmaya başladı. Çok yaşa sen ya, çok yaşa. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Çok ben keyifli bir söyleşiydi. Etekler ve pantolonlar. Etekler ve pantolonlar bekliyoruz. Çok eğlenceli. Evet, inşallah. Seni de bekliyorum. Tabii ki mutlaka sözümü verdim, geleceğim. 100. oyundan sonra da bir kutlama haberi i̇nşallah, yapıyor olalım. İnşallah. Tamam. Çok teşekkür ederim. İnşallah canım. Sağ ol, ben teşekkür ederim. Ve bu haftada Haber Bahane'nin sonuna geldik. Haftaya yine bomba gibi bir isimle karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın efendim.